Acayip Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle puding yapıyoruz. Tencereme unumu, kakaomu ve şekerimi ekliyorum. Öncelikle suyu ekleyerek bu karışımı pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Gördüğünüz gibi iyice hızlı bir şekilde çırparak pürüzsüz hale getirdim. Üzerine sütümü de ekledikten sonra tencerenin altını açıyorum. Göz göz olup kaynamaya başlayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Bakın burada zaten nasıl kaynadığını göreceksiniz. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıyorum. Hemen içine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip tereyağının erimesini sağlıyorum. Ve bir paket süt kreması ekliyorum. Kremayı eklerken lütfen çok hızlı çırpın çünkü pudingin sıcaklığıyla krema kesilebilir. Kremayı da iyice yedirdikten sonra artık servis yapabilirim. Ben bugün servis için bisküvili böyle cam bir kapta servis yapmayı tercih ettim. Ama kaselere de tabii ki kişiye göre porsiyonlayarak servis yapabilirsiniz. Gerçekten hazırlarından hiçbir farkı yok. Hatta onlardan çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Benim kullandığım kap biraz küçük olduğu için 3 kat yaptım ben. 3 kat bisküvi kullandım. Biraz daha büyük bir kapta 2 kat bisküviyle de yapabilirsiniz. Şimdi 3. kat bisküvimi de döşüyorum ve kalan bütün pudingi bu bisküvilerin üstüne ekliyorum. Bir spatula yardımıyla üzerine iyice düzlüyorum çünkü artık bu şekilde soğutacağım. Oda sıcaklığına geldikten sonra ben fındıkla süsledim. Fıstık, badem, Hindistan cevizi istediğinizi kullanabilirsiniz. Buzdolabında soğumaya götürdüm ve 3 saat dinlendirdim. 3 saatin sonunda artık servis aşamasına geçebilirim. Muhteşem kıvamı, gerçekten kadife gibi bir dokusu var. Tarifimi mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. Hatta denediğiniz tariflerimin fotoğraflarını Instagram'dan göndermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.